Evet arkadaşlar bugün Almanca 9. sınıf 2. üniteyle devam ediyoruz. 1. üniteyle ilgili çalışmamızı yapıp e, kanalı yüklemiştik. Şimdi 2. ünitede ise mein Gymnasium dediğimiz benim lisem, benim okulum konusuna biraz eğiliyor olacağız. Im Klassenzimmer sınıfta demek ve bu bölümde yine öğrenmeniz gereken bir diğer konu da artikeller. Şimdi Mind Gymnasium dediğimizde tabii ki okul ve okul eşyaları gelmekte öğrenmemiz gereken. Bunlar genelde sınavda soruluyor. Ya Almancası verilip Türkçesi isteniyor ya Türkçesi verilip Almancası isteniyor. Öğretmen der Lehrer, öğrenci der Schüler, öğretmenler di Lehrer. Neden? Çünkü di artikeli çoğul anlamı gelir. Öğrenciler di Schüler, di yine burada çoğul anlamı katmakta. Defter das Heft, Kitap das Buch, Kalem kutusu das Mäppchen, Kurşun kalem der Bleistift, Kalem tıraş der Spitzer, Tükenmez kalem de, der Kugel Schreiber. Direkt bunun böyle ekran görüntüsünde alarak ezberlemek amacıyla kaydedip çalışabilirsiniz. Okul der Schule, Sınıf das Klassenzimmer, Yine Sınıf anlamına gelen class"e var. Hani hangisini kullanacaksınız? İkisi de doğru, ikisini de kullanabilirsiniz. Ama öğretmenleriniz hangisini tercih ediyorsa sınavlarda ona yönelik çalışabilirsiniz. Öğretmenler odası, das lehrerzimmer, laboratuvar, das labo, kütüphane, di bibliothek", silgi, der, radier, gummi olarak kullanılmakta. Yine bunun da ekran görüntüsünü alarak sınava yönelik bir çalışma sağlayabilirsiniz masa dertiş, öğretmen masası der lehrer sandalye der stül. pencere das fenster, kapı der tür. tahta die tafel. lamba das lampe olarak kullanılmakta. Peki alıştırma yapalım. Büyük ihtimalle ki sınavda da böyle bu tarz sorular gelecektir yanında görseliyle beraber. Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Stift. Bu bir kalem ya da öğretmeniniz sizin bunu olumsuz yapmanızı isteyecektir. Das ist kein Stift. Bu bir kalem değil. Das ist mein Stift. Bu benim kalemim. Almanca artikeller videosu ile ilgili de arkadaşlar benim çok detaylı bir videom var. Hemen şurada sağ köşeye ekliyorum kartı. Üstüne tıklayarak direkt olarak Almanca artikelleri kanaldan izleyebilirsiniz. Oldukça detaylı anlattım, örneklerle anlattım. Sizin için daha detaylı ve güzel bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Evet, slaytımız şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 9. sınıf videoları ve ardından 10. sınıf videolarıyla devam ediyor olacağım. Ama kanalda aynı zamanda Almanca öğrenme listesine tıklayarak 9. 10. ve 11. sınıflarda anlatılan konularla ilgili detaylı videolarıma ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.